İşte evet. Sura burada. Hoş geldin Sura. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ya seni dinliyoruz biz. Senin haberin var mı bilmiyorum ama deli gibi dinliyoruz. Biz her gece açıyoruz hangi bak. Hangi şarkıları? Tabii. Bak önce şuradan başlıyorum. Söyleyin. Söyleyin. Biz bunu her gece açıyoruz. Benim adını. Tam buraya geldik bir de vaa diye herkes patlıyor. Bak neredeyse iki gecede bir Sura gecemiz var bizim. Senin Sura gecesi. Sen orada yoksun ama biz kendi aramızda Sura gecemiz var. Açıyoruz senin söylediğin ne varsa işte söyleyinler. Ne bileyim böyle. Canlı. Tabii işte seni ben unutmak istemedim. Yok bunları hep açıyorum böyle. Ben zaten niye'yi çok seviyorum. Başlıyoruz senin YouTube'da neyin var neyin yok hepsini geçiyoruz. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun peki? Bu kadar etkin var. Bunu nasıl oluşturdun? Nasıl başladın? Nereden başlayayım seninle konuşmaya? Vallahi hep söylüyordum. Dün de bilgisayarda eski videolarıma baktım. 2015'ten beri, 14'ten beri böyle hep şarkı söylemişim. 2014'ten beri neredeyse 5 yani sene. İşte üniversitelerde, etkinliklerde falan söylemeye başladım. Zaten sen, küçüklükten vardı. Evet. Çok gençsin. Hala çok genç Sura. Yani 5 senedir onu yapıyordum, video yüklüyordum ama 5 sene önce sen bayağı böyle 10'lu yaşların içindeymişsin değil mi? Öyle oluyor. Evet. Tabii 10'lu yaşlardasın. Şimdi klasik olarak biraz başlayayım, ondan sonra açılarak gidelim. Tamam. Seni tanımak istiyorum her şeyden önce. Yani hakikaten tanımak istiyorum. Bu kadar güzel bir ses nasıl ortaya çıkmış? Başlangıçtan başlasana. Ben üniversite dönemindeydim. Kaçıncı sınıfta acaba? 1'di galiba. Evet. İşte böyle koşuşturuyordum, birileriyle bir şey yapmaya çalışıyordum. Üniversite 1'de mi başladın buna? Evet. Daha öncesi yok mu? Daha öncesi zaten... İlkokul, ilk başladığın lise zamanlarda. Lise son üniversiteye hazırlanıyordu. Bu kadar, ondan önce şarkı söylemiyor muydun? Söylüyordum ama böyle profesyonel bir yerlerde falan değil. Paylaşım değil. Evde söylüyordun yani. Evde söyledim. Ama evde söylerken deliyorlar beni. Ev konserleri. Daha evde patlamıştın yani. Evet, misafirler falan geldiğin hep sen beni söyletiyorlar. Ama yani o zaman yani üniversiteye kadar aklında hiç böyle bir plan yok muydu yani? Sadece okumak için. Yani. Sadece okumayı düşünüyordun. Ne okudun peki? İngilizce öğretmenliği. İngilizce öğretmenliği okudun. Bitirdin. Bitti mi devam evet, ediyor? Evet bitti. O da ya İngilizce öğretmenisin şu an sen. Evet. Yandan. Resmi olarak diplomam da var. Hayda güzel tamam. Yani üniversitede mi ya ben şarkı söyleyeyim paylaşayım. Evet. Üniversitede zaten bizim üniversitenin bir müzik grubu vardı Instagram'da. Orada paylaşılıyordu. Oradan da sosyal medyaya bir düştü. Ya da birileri gönderdi onu bilmiyorum tam olarak. Öyle patladık. Allah Allah. Yani müzik eğitimin var mı? Hayır. Hiç sadece piyano üzerinde. Bakıyorsun. Hı-hı. Tuşlara falan çeviriyorsun. Evet. Bu gırtlak nameleri nereden geliyorsun? Onu dinlemekle. Kimi dinliyorsun? İşte önce şeyden başlamak lazım. Arabeskçilerden başlamak sen lazım. Sen biraz arabeskçisin zaten. Evet. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve daha eskiler. Hı-hı. İşte hepsini dinlemek lazım. Hepsini dinlemeden ayırt edemez insan diye düşünüyorum. Hı-hı. Azerice olsun, Türkçe olsun. Başka şarkılar olsun. Senin tarzın biraz farklı çünkü. Yani ben bakıyorum mesela... O da değil, bu da evet, değil gibi yani bir şey. Tam mesela rap gibi bir şey yapıyorsun ama o bile arabesk tanısı taşıyor böyle yani. Genelde arabesk yapıyorum ama altyapı olarak trap olduğu için birleşiyor. Rap'a benziyor. Evet. Şimdi ben ilk seni dinlediğim parçaların... Yani gene bak Ebru Gündeş parçaları falan var. Genelde böyle Azerbaycan şarkıları da söylüyordun. Ben oradan bittim zaten. Orada evet. Koptuk. Sonra Ebru Gündeş'lere geçtin. Şu an artık iyice. Kendi tarzını yapmak. Kendi tarzını. Kendi tarzını nasıl buldun? Kendi tarzını... Nasıl beste yaparak bu yöreldin yani? Çünkü herkes cover yapıyor. Açıkçası beste yapmak şimdi kolay zannediyorlar herkes. Hı. İşte ben, o yaptı biz de yapabiliriz diye düşünüyorlar da. Hı. Ama önceden bir arabeskçi olmalısın. Hı. Önceden bir şeyler yapabilmelisin. Mesela... Normalde free beatlerin üzerinde bir şeyler besteliyorum. Hı hı. Ama genelde kopyalamıyorum. Yani aynı şey olmuyor. Yani bir ilham veriyor bana. Ondan önce de zaten piyano üzerinde besteler yapıyordum. Ki onları yapacağım. Onlar bekliyor. Beklemedi. Sözleri böyle, sen mi yazıyorsun? Evet. Zaten anında geliyor sözler. Ya şimdi yaptığın müzik ve kliplerin birbirine acayip uyuyor. Neden biliyor musun? Yani bak şimdi bir hikaye anlatıyorsun. Arabesk dinledim diyorsun. Arabesk yaşıyorsun. Kliplerde de böyle bir net, bak ne yazıyorlar biliyor musun? Ya Sura ruh hastası mısın? Evet. Bunlar nasıl klipler aslında böyle? Aslında çok
olumlu bir şey gibi geliyor bana. Ha, istediğimi sunabilmişim ki bunlar bana hasta diyorlar. Yani anlatmak istediğimi anlattım sonunda diye. Tamam, güzel. Böyle rahatlıyorum. Güzel. Yani kliplerinde de o sürekli bir acı üzerinden kurguluyorsun zaten. Evet. Bir acı var. İnsanların içerisindeki o acıyı aslında herkesin gizliyorlar ya. Hani ben aslında içinizdeki acı bu diye böyle göstermek istedim. Ama sen mutlu bir insansın. Mutlu bir insan mısın? Evet. Optimistim. Optimistim. Evet. Vay, güzel. Yani bir hayata bakış açın var herhalde. Sadece arabesk dinleyip bütün gün... Yok, acıyı, o sadece acıyı... söylediğim... Söylediğim tarzda var. Başka ne tarzlar söylüyorsun? Başka yani istediğiniz tarzı söyleyebilirim. İstediğim mesela... Tarzda. Neler söylüyorsun mesela? Türk sanat müziği söyleyebilirim. Söylüyor musun Türk sanat müziği? Ölüyorum kederimden var mı? Yok. Bazılarını biliyorum ama nameleri olarak hepsi TRT müzik style. TRT müziği hepsi, bütün şey var. Türk müziği söylüyorsun. Başka neler söylüyorsun? Türkü söylüyorum. Türkü söylüyorsun. Türk müzikisi arasında. İstediğinizi yani. Her türde söylüyorsun. İngilizce falan söylüyor musun? Repertuar İngilizce de söylüyorum evet. İngilizce şarkılar da. Ama genelde onların rapçılarının söylediği tarzı. Evet, ezberliyorum falan. Rap onlar ilgin nereden geliyor peki? Arabesk ve rap nasıl zaten, bir yere geliyor? Rap dünyada çok meşhur bir alan. Herkes yani Türkiye'de bile yabancı rapları dinliyorlarsa Türkleri neden dinlemesinler? Böyle bir şey var. Onlarda da karışık türler var işte. Klasik rap. İşte biz de modernleşiyoruz müzik sayesinde. Ya arabesk ve rap'e olan büyük ilgin ileride de belki sana daha fazla bunları birleştirecek. Evet galiba. Zaten düşünüyorum yabancı dilde söylemeyi. Ama yazamadığım için onların edebiyatı farklı olduğu için biraz çalışmam gerekiyor. Güzel, güzel, değişik. Yani hakikaten sürpriz bir giriş oldu benim için. Yani çok hızlı girdim. Genelde görüyorsunuz gelen konuklarımızla sohbet ederken işte nasıl yaptın bu işi, kaç yaşında, kimden eğitim aldın dedik. Girişi atladığımız bir dönemdeyiz sende. Direkt üniversiteden başladık sonra. Evet. Ondan öncesinde pek sadece ev diyorsun. Sadece başka evde şey yok. İşte o koşuşturma var ya üniversite arasındaki koşuşturma falan. Tabii sen üniversiteye hazırlanmışsın, çalışmışsın, başka bir şey yaşamışsın. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bundan sonra farklı tarzları sunup, farklı tarzları müzikler sunup. Türkiye yani müzik sektöründe bir oturmak istiyorum. Burada tanımak istiyorsun. Konserlerim var şu anda. Evet, yoğun şu an. Konserlerim var. Nasıl gidiyor konserlerin? Güzel. Yani istediğim tepkiden 10 kat fazlasını alıyorum. 10 kat güzel. Azerbaycan'da konser veriyor muydun sonra? Bir keresinde vermiştim deneme olarak. Güzeldi o da, fena değildi. Ama bu asıl konser şeyin de burada başlıyor aslında. Evet yani, aslında tecrüben. Konser konserde her tarafın insanların olmasını görmek için önce insanın bence kendi şarkıları olmalı. Ve o şarkıları da insanlar sevmeli yani. Şurada mikrofonla dokunuyor galiba. Ona evet. Saçlar. Evet. O şeyden kalmıştık. Konserlerinle alakalı konuşuyorduk. Burada konser tecrübesini yaşadığını sordum. Evet, burada. Burada yani en yoğun şekilde burada seyirciyle karşılaşıyoruz. Evet. Peki merak ettiğim şu. Konserlerde şu an neler hissediyorsun, neler öğreniyorsun, kendine neler kattığını düşünüyorsun? İnsanların sevgisini katmışım. Ve işte tanımadığım, görmediğim insanların beni görmek için, dinlemek için uzak yerlerden geldiğini gördüm. Güzel bir şey aslında. Sadece Instagram üzerinden video paylaşıyordun. Evet. İlk defa seyirciyle karşılaşıyorsun, yüz yüze karşılaşıyorsun. Bu da şöyle bir şey. Aslında ben şöyle de bakıyorum. Şimdi sosyal medyada müzik yapan, sosyal medyada tanınan birçok kişi... İşte yılların sanatçıları tarafından çok eleştiriliyor. İşte efendim hani bu şeyler fake, bunlar bilmem ne. Ama şu an bunu kendin görebilmen, yani seyircinin hakikaten oraya gelebildiğini görmek. Sorularda da var işte Antep'ten atladım, geldim, şey yaptım falan. Bunun gerçek olduğunu görmek çok güzel bir duygu herhalde. Evet, çok güzel bir duygu. Ama işte sanatçıların eleştirmesini de anlıyorum. Bazı işte bilmediğimiz şeyler de var ama benim nasıl geldiğimi işte her yerde görebilirsiniz, Instagram falan. Yani onların belki de eleştirdiği mesele sestir. Hani autotune çok katılıyor ya, o mesele. Sen kullanmıyorsun galiba autotune. Bazen şeylerde, vokallerde falan tatlandırıcı olsun diye. Genelde de. Prodüksiyonları nasıl yapıyorsun peki? Yani bir parçayı yaparken kimlerle çalışıyorsun? Tek başına mı yapıyorsun? Hayır. Aranjör arkadaşlar var. Onlarla çalışıyorum. Ve ne istediğimi anlatıyorum aslında. Şunu şöyle yapın lütfen. Şu alet şurada olsun, şöyle girsin diye. Mesela bazı sanatçılar düşünüyor, acaba bir şey mi yapıyor, bir sihir mi katıyor falan, ama bir şarkıyı yapmak için ben çok uğraşıyorum yani. Çok uğraşıyorsun. Ne kadar sürede yapıyorsun bir besteyi mesela? İki güne yapabiliriz ama iki günün hepsini
oturma, çalışarak geçmen gerekiyor. Şarkının üzerinde oturmamız lazım. Peki, peki güzel. çok genç yaştasın. Çok güzel bir grafik elde ettin. Büyük izlenmeler elde ettin. Bir ardında neler düşünüyorsun bunu? Planın ne? 2 sene sonra kendini, 3 sene sonra nereden hayal ediyorsun? Böyle bir bakış açın var mı? Çok büyük konuşmayayım ama daha böyle uzun seferli konserler yapabilecek şarkıları yapmayı düşünüyorum aslında. Sen beste tarafına yönelmek istiyorsun. Ve beste satışına da başlamak istiyorum ama şimdi istekler var da tam olarak kendimi bir hazırlayayım. Ondan sonra rahat rahat. Şimdi besteci de değilim. Mesele şu, nota bilmiyorum ama böyle aniden geliyor. Mesela siz bir akor vursanız bir şeyler uydurabilirim. Evet. Çünkü kulağın dolu. Evet. Name dolu. Taşıyor sende. Alan bu namelerden birazcık bize de gönder. Vallahi dinlemek gerekiyor. Kulakla alakadar bir şey. Eskiden yapamıyordum. Ne oldu? 2 yıla mı yaptım? Yani dinlemek çok önemli. Analizleri izledin mi? Benim analizlerim. Evet, benim yaptığım videoları. Evet. İzledim. Nasıl buldun? Güzel. Ya fikirlerin var mı üzerinde? Yani söylediğim şeylerde... ne varsa onu söylemişsiniz. Farklı bir şey. Mesela çok insanların takıldığı şey oldu. Ben genel olarak zaten senin yaptığın işi çok beğeniyorum yani. Burada olmandan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama böyle hani bazen bir iki laf söyledim. İşte Azerbaycan'da kimse sigara içmez. Doğru mu? Mesele. Genelde hani 5 yıl 10 yıl önce kimse durumundaydı. Sadece erkekler falan ama zamanla bakıyoruz. İçmeye Türkiye'de başlıyorlar. Da öyle abi, burada da öyle. Ama ben daha çok sigaranın dumanına maruz kalıyorum diye. Bir de tabii ki birkaç sorunlarım var. Öyle mi? Evet, boğazımla alakalı yani. Yani o alerjim var diyebilirim. Tamam, işte parfüm falan böyle parfüm şeyler. Parfüm ederler. Benim de aynı alerji bende de var. Bana da diyorlar. Diyorlar ki işte yani sen kendinde kısıklığı görmüyor musun sesinde? Ama ben de yani bu ahşap oda maalesef aslında hem iyi gibi gözüken çok havalıdır ama alerjen de taşır. Bir alerjen bünyeniz varsa ve tabii sorumanız varsa. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bizim soruman geldi demiştim. Süren dedi ki bende bundan kaç tane vardı? 10 tane. Hani 2-3 tane olsa anladın. 10 tane kediye bakmak nasıl bir şey? Masraf. Sadece masraf. Hep yemek istiyorlar. Yemek istiyorlar. Sürekli mama alıyorsun, şey yapıyorsun. Yok aşısıydı, maşısıydı derken çarpı 10 çünkü sende her şey. Mama da şey alıyorum yani hani sulu oluyor ya. Öyle besliyorum. Yaş mama mı alıyorsun? Gerçekten. Kıyamıyorum onları böyle pahalı. Kıramıyorlar. Dişleri kırılır falan. Kolay değil ama hayvan sevgisi çok fazla galiba. Hangi burs? Yay burcuyum. Yay burcusun tamam. İlk defa bir konuma hangi bursun diye sordum. Ondan sonra sordum. Çünkü bu kadar hayvan sevgisi en çok onlarda var. Peki şimdi arkadaşlardan gelen sorular da var. Tamam. Onlara da hızlı hızlı geçeyim. Çok güzel sorular sormuşlar. Karışık sorular da var. Onların içinden de bazı şeyleri. O ruh hastası sorusunu soran da arkadaşımız var. Kliplerini çekerken nasıl yapıyorsun? Bir onu bir küçük bir anlatsana. Yani. Önce şarkını hazırlıyoruz. Hani hazır, paylaşımlık bir halde. Onu dinliyorum. Tamam. 2 gün, 1 gün falan senaryo yazıyorum. Sen karanlık, evet. Gerçekten mi? Karanlık ortam ama yine de danışıyorum merkezi yönetmenlerle. Ya bu senaryoları sen mi yazdın? Has şeyde olalım, işte evet. Ben tekerlekli sandalye... Fikir de vardı tabii, hastane fikri de vardı. Ama işte böyle hallerde oluyorum falan. Allah Allah. Çünkü niye gelmiyorsun kelimesi nereye yakışırdı diye düşündüm. Buraya yakıştı. Yani bir hasta diyebilir. Ya da bir hapishanede olan birisi. Niye gelmiyorsunuz falan. Güzel, tamam. Çok üşümüştüm ama. Tamam, bütün klipleri sen test tasarlıyorsun yani. Fikirler sende. Neler tasarlayacağını çok merak ettim sonra bundan sonra. Evrensel klipler yapmak istiyorum. Gerçekten. Da bakalım nerede çekeceğiz niyetlerin onları. Niyetlerin çok, fikirlerin çok. Güzel, heyecanını çok fazla görüyorum seni zaten. Bu çok kıymetli bir şey ya. Gerçekten yapabilirim şey. Diyorum hep öyle bir insanım. Yapabilirim. Yardım ederlerse yapabilirim, neden yapmayayım? Şuna kesinlikle inan, %100 yapabilirsin. Bunun ucu bucağı yok yani. İngilizce söz mü yazmak istiyorsun? Mutlaka bir gün yazarsın. Açılmak mı istiyorsun? Açarsın. Önemli olan senin bakış açın. Aynen. Eğer o bakış açının içi böyle karanlıksa olmaz ya. Olmaz. Ya insan her şeyi yapabilir. Başka bir insan yapabiliyorsa başka bir ülkede sen de yapabilirsin yani. Kesinlikle. Sesin var çünkü. Elinde bir becerin var. müziğini, kendi müziğini hangi müzik türünde sınıflandırıyorsun diyor. Arabesk pop. Arabesk hip hop. Bazısı da bir tanesi de var. Arabesk trap. Arabesk öyle trap. Bir şey yok ben yaptım diye. Tamam ya, arabesk parantezinde. Bence aratın bir şey duydunuz mu? Bu arabesk trap. Onun da klibi. Dinledim tabii canım. Bunun da klibini sen mi tasarladın?
burada da pek çok üşümüştüm. Burada farklı renkli tozlar var. Onları insanların yaptığı kötülükler, iyilikler, karşılık, hepsi karışık. Burada autotune bol bol kullanmışsın zaten. Evet. Ama müziğin tarzında. Trap olduğu için. Zevk için yapmıştım aslında bunu. Ne soruyorlar biliyor musun? Bak ilginç bir şey. Mesela ilk Suray'ı dinlemeye başladığımızda çok güzel arabesk söylüyordu diyorlar. Şimdi bu rap'le karıştırdı falan diyorlar. Yani eski tarzına dönecek mi, dönmeyecek mi? İşte onu isteyenler sadece cover yapmamı isteyenler. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Hepinizin bilgisi olsun. Artık cover yapmak çok zor bir şey olmaya başladı. Çünkü şarkı sahipleri şarkını yani almamızı istiyorlar. Ondansa ben yeni şarkı yaparım. Hem kendi tarzımı yaparım. Anlıyorum. Bazı parçalar çünkü internette kaldırılıyor. Evet. Çok büyük. Bende de vardı cover zaten. Türküler vardı. Strike onlar gelmişti. Strike geldi. Hemen siliyorum yani. Kapatma diye bir şey mi? Aslında bu konuda küçük bir şey söylemek istiyorum. Belki bizi izleyen prodüktörler başka kafada insanlar olabilir. Bence bu çok yanlış bir şey. Korkunç yanlış bir şeyden şey. Dolayı işte bazıları hani şarkıyı daha çok patlatıyor ya. Sanatçının bak işte izlenmesinden fazla olunca anlıyorum ben bazen. Onları tabii ama bu yanlış bir şey. Onu söyleyeyim. Yani bir prodüktör ne bakarsanız bakın. Yani siz görüyor musunuz dünyada Beyoncé'un bir Halo parçasını okuyup Strike'la bütün kanalların. Yani sadece Beyoncé söylediği zaman parça orada büyümüyor. Orada var aslında telif atıyorlar para telif. Telif atılır. Telif atabilir. Bu bence şey ama Strike yani bunu tamamen kaldır. Bunu sil. Bu sadece bende olacak. Demek biraz yanlış. Türkiye'de bu var. Belki dünyada birçok özel Kore'de de çok var. Onlar da hiç çok seviyorlar böyle şeyleri. Yani mesela bir şarkım vardı ya hani Yaram Derinden. İlk patlayan şarkı diyelim. İşte onu çok cover yapıyorlar. Bir şey yapmıyorum. Neden yani? Oturduğum yerde insanlar bir taraftan senin reklamımı yapıyor. Senin kendi parçanı coverlıyorlar. Evet. Ama sen dokunmuyorsun. Yok. Çünkü senin, ya şunu demeye çalışıyorum. Ne kadar parça yayılırsa o kadar aslında sen kazanıyorsun. Ama tek şey sevmediğim şey remixler. Yeni bir versiyon. Çünkü yapma. Bazıları güzeldi işte 100 tane içerisinde hepsi güzeldi. Bence biraz çalışın arkadaşlar. Onlara belki sen de yorum yazabilirsin. Altına, evet, güzelleri var tabii. Milyonlar üzerinde olanları tabii. Da var. Beğeniyorum ve bir şey yapmıyorum. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya bu Azerbaycan'daki membağın sebebi ne ya sonra? İşte bizde Mugam var ya. Oradan kaynaklanıyor. Ya sendeki bu acayip nameler falan. Şimdi mesela şöyle size söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Azerbaycan'da benden iyi name yapan insanlar var. Sadece kendi yönünü bulamadılar diye. Hala söyleyemiyorlar. Bir de bizde toy bir şey, düğün şeyi var ya. Onlar ilerlemeye izin vermiyor. Belli bir yerde kalıyorsun. Daha ileri gitme şansın var. Geçim sorunları oluyor. Tabii ki. Peki, devam edeyim. Çalabildiğin müzik aleti var mı? Piyano. Piyano çalıyorsun. Kendine yetecek kadar. Evet. İyi, güzel. ya bak neler soruyorlar biliyor musun? Bunları özellikle aldım ki ben de merak ediyorum çünkü ben de seni takipçinim. Story ve paylaşımlarını sürekli birilerine laf atıyor. Kime? sormuşlar mesela. Ya böyle bir keşke bunlara zaman harcamayıp kendi işini yapsa biz daha çok mutlu yapıyorum zaten. Yapıyorum zaten işini. O da olmalı yani. Ama sen seviyorsun yani. Hissiz olmamalı insan. Yani bu kadar şeyi yazıyorsam onu da yapayım yani. Sen kızgın bir insan mısın? Hayır, sadece karşı tarafı hep kızdırırım. Var yani hafif. Evet. Bir kızgın mı? Peki. Kendim hiç kızmıyorum çünkü hücre kaybı. Peki, güzel. Şimdi bence yaptığın namelerin hepsi çok lezzetli. Ben zaten çok beğeniyorum. Ama bazı küçük eleştiriler de oluyor. Acaba çok name yapıyor. Bir öyle de grup var. Onu fark ediyorum çünkü. Senin analizlerini yaptığın evet. Yorumlara yazıyorlar. Bazıları bayılırken ya çok mu name yapıyor falan diyen i̇şte o, ne düşünüyorsun? Doğru şey de söylüyorlar. Şimdi ben onu zevk için yapıyorum. Daha da çok yapabilirim. Daha da az yapabilirim ama kulak olarak tabii ki çok yapıyorum. Bir de şey var insanlar hani name yapan insanlar az olduğu için piyasada onlara alıştılar. Bir de evet. Şey ben bana şey de geliyor. Şimdi Instagram'da 1 dakikalık video yapıyorsun. Burada namelerin yani hepsini oraya koymalıyım. Göstereceksin ki onu anlıyorum ben şey zaten. Peki tamam. Sesini duyanı buldun mu abla diye yazan var. Nasıl yani? Niye şarkısında galiba öyle bir söz mü var? Evet, bir de hayatta gördünüz işte. Peki. Ha, adının anlamı ne? Adımın anlamı, adım aslında Arap kaynaklı bir ad.
hisse yarısı parçası demek. Bir şey. Ama araştırdım ben. Eski yani şey hani Göktürklerin zamanında da kullanılmış bir isim. Eski bir şey. Evet. İlginç, güzel. Birkaç böyle soru gibi değil, birkaç şey var. Bunu daha sonra belki silebilirim de ama sana yani iletmek istedim. Diyor ki mesela işte ben Gaziantep'te konserim varmış, kendi kendime 200 kilometre var. Ben yine de basarım giderim demiş konsere gelmek için. Fakat kulübün sayfasına bakmış, damsız girilmez yazıyormuş. Evet, ben onu okumuştum. Gördün mü onu? O senin de İşte onu bazı sorunlar oluyor. Tabii. İşte bir dizide bir adam söylemiş de aynı sözleri söylemiş kardeşimiz. Öyle mi? Evet, bir dizide öyle bir şey patlamıştı Instagram'da yani. Biz anladım. Kadınları şey kulüp için kullanmıyoruz. Ondan sonra da falan filan anladım, evet. Tamam. İşte bu tarzın değiştiği soranlar var, evet. Ama aslında tarzının değiştiğini düşünmüyorsun sen. Kendi müziğini ürettiğini düşünüyorsun. Evet. Yani cover dönemi... Başka bir şeyler de yapacağım. Aslında şimdilik insanlar çok rahat, hepsinin kafasını karıştırabilirim. Gelecekte. Farklı yani farklı tarzlar yapabilirim. Üretebilirsin. Güzel. Peki Bulgaristan'da çok hayranım varmış. Aynen. Orada İyice zaten en son orada tabii ki trenddeydi şarkı. Hı-hı. Her yerde çıktı. Orada ama kalmıştı diye. Vay 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 vay. Bulgaristan'dakiler sura gelecek. Evet. İsteği çok. İşte orada konser yapmak için de bir teklif almalıyız arkadaşlar. Teklif almadan biz ne yapabiliriz ki? Tabii ki. Biz geldik. Evet. Geziyoruz. Evet, buyurun. sağlığına nasıl bakıyorsun? Sigara, alkol, ne bileyim sesini etkileyecek neler var? Sesimi var mı, yok etkileyecek mu? Sadece geç uyumak var. Ha. O da işte geceler geldiği için. Bekliyorsun. Bazen, evet, bekliyorum. Bir tek onu. Onun dışında kendine iyi bakıyorsun. Evet, Instagram izleyicileri bilir mesela gecenin ikisinde üçünde şarkı paylaşıyorum. Nameli falan öyle. Açık oluyor sesin yani. Evet. Sesinle ilgili ne kadar tanıyorsun sesini diyeceğim ama şöyle bir şey. Soprano musun? Bunlara hiç baktın mı? Mezzo, soprano ikisi de karışık. Karışık. İkisi, yani geniş bir ses aralığın var gördüğüm kadarıyla. Evet. Ama hani bununla ilgili tam bir şeyin yok. Araştırman olmamış. Araştırdım tabii. Ha, öyle mi? Mezzo, soprano, contralto, bir de erkeklerde genelde oluyor. Tenor. Evet, tenor. Ya o aralıkların içindeki sesleri verdiğini söylüyorsun. Tamam. Taklit edebilirim. Ama genelde zorlamam kendimi. Yok, kendini zorlamadığını görüyorum zaten şarkılarda. Kendine güzel bir aralık seçiyorsun ve orada bütün yaptığın performansları üretiyorsun. Peki sesle ilgili çalışmayı düşünüyor musun ileride? Kendi sesinle alakalı. Aslında şöyle düşündüm. Sesi iyi beslersem yani sesime iyi bakarsam kendi kendiliğine gelişecek diye düşünüyorum. Çünkü mesela soğuktan falan böyle korunmak lazım. İşte acı çok seviyorum. Acı çok seviyorsun. Olmazmış. Evet. Baharatlı falan. Midene çünkü zarar veriyor çünkü. Yani şimdi bir şey geliştirmek için çok müzik dinliyor olman da lazım. Dinliyor musun hakikaten? Evet. Kimleri dinliyorsun? İşte isim söylemeyeceğim. Çünkü Türkiye'den mi? Dışından mı? Yani açıyorum YouTube'u. Ne varsa. Evet. Ne varsa dinliyorum. Gidiyor kendi kendiliğinden. Sadece böyle bizim coğrafyayı mı dinliyorsun yoksa dünya üzerinde dinledin? İşte Türkiye coğrafyasını dinlediğimi sanıyorum. Sadece eskilerden bazı türkücüler var. Onları bir kenara yazdım. Boş zamanında dinleyeceğim. Anladım. Ama genelde herkesin dinlediğinin iki katını dinledim. Şimdi yabancı dinliyorum da sebebi de şu, karıştırmak için. Güzel bir şey yapmak için. Kendi müziğine birazcık alabilmek için. Peki sen bildiğin prodüktörlük yolunda gidiyorsun Sura. Haberin yok galiba. Evet. Şey de yapmayı düşünüyorum. Sürekli müzik üretiyorsun çünkü. Aranje falan. Zaten aslında yapıyorsun da birilerine yaptırıyorsun şu evet. anda. İyi yapmıyorum yani. Uzun zaman alabiliyor. Onların bir güne yaptığını ben 10 güne yapabilirim tabii ki, diye. Tecrübeyle alakalı. Peki. Tamam. Bir şey soracağım. Bu müzik piyasasıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Daha önce birkaç sanatçıyla da konuştum ama senden de fikirlerini almak isterim. Azerbaycan'daki müzik piyasasıyla şu an Türkiye'de girdiği müzik piyasası arasında bir farklar var mı sence? Çok fark var. Ne gibi farklar var? Piyasadan ziyade insanların kabullenmeme şeysi var. Dil üzerinde yani. Dil üzerinde. Evet. Ama genelde Azerice söyleyip Türk boğazları yapanlar da var. Ama piyasa konusunda karışıkmış burada durumlar. Yani ben düşündüğüm gibi değilmiş. Ama her ülkede olduğu gibi burada da şeyler var yani. Burası benim mekanın şeyleri var ya hani. Öyle sanatçılar da var. İşte yenileri
beğeniyorlarsa kabulleniyorlar, beğenmiyorlarsa dışlıyorlar, magazinlerde işte isimleri falan geçiyor. Öyle bir şeye yani oradan geçmeden böyle sıyırıp da geçmek istiyorum. Peki, kendi yolunda ilerlemek evet. istiyorsun, ben anlıyorum. Peki, sadece arabeskçileri mi dinledin? Hayır, tabii ki. Azerbaycan'daki ünlü şarkıcılar var mı dinlediklerin arasında? Eski şarkıcılardan daha çok eğitim alabiliyor insan. Kimleri dinledin mesela? Kimleri? Yani Reşit Beypudov. Ha, Reşit evet. Beypudov. Onun şarkıları çok güzel ama genelde hepsi halk şarkılarını söylemişler. Yani kendilerine ait pek şarkıları yok. Yok aslında. Daha eski şarkıları söylemişler. Hı-hı. Sadece onlardan dinlediğimiz için onların olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Onların namelerini alıyoruz. Çünkü eski kayıtlar var Azerbaycan'da. Hı-hı. Pek çok sanatçı varmış. Daha güzel sesi olan sanatçılar Hı-hı. varmış. Ama onlar kaybolmuşlar Hı-hı. bir şekilde. Diğerleri kadar duymamışlar. Yani aynı şarkıları söylemiş hepsi. Anlıyorum, anlıyorum. Peki, Reşit Behbudov. Başka? Şevket Elekberova, Rübabe Muradova. Şimdi ben bilmiyorum işte bunları. Evet. Sen çok iyi bildiğin hani için. Hani en çok yandırdığın kalbimi vardı ya o şarkılar, o liste. Liste oradan geliyor. Ellerini üzüpmenden bu ayrılık neden oldu falan. Evet, evet, evet. Bu arada o şarkıları ilk cover yapan benim. Sensin. Evet. Zaten galiba sosyal medya üzerinde Azerbaycan'da ilk olarak yükselenlerden biri sen misin? Evet. Değil mi? Benden önce cover yapan kızlar varmış. Ama bazıları kaybolmuş hemen hemen. Çünkü o zamanlarda, benim söylediğim zamanlarda işte kız çocuğun internette ne işi var diye bir şey vardı bizde. Evet. İlk kurban ben oldum diyebilirim. Of. Çok yani tepki geldi. Mu? Çok yani. Ne diyorsun yani, ya? Nereye bakıyorsunuz kızınız falan internette, ama şimdiki duruma bakın. Tam tersi dönü değil mi? Şimdi herkes internette. Çok yani yıpranmıştım o zamanlar. Bir yıl falan söylemedim. Yapma ya. Ha, şimdi de öyle bir hırs var ki içimde o kaybettiğim yılı doldurmak istiyorum. Yani. Sen hırslı bir insansın ama. Evet. Çok belli. Ama bunu kabul etmen çok güzel. Ben bazen tanıştığım arkadaşlarımla, dostlarımla sanatçı olmasına gerek yok. Ya öyle bir insan mısın diyorum. Yok ben öyle değilim. Yok diye. Yok. Yani neysen olsun. Zaten insanlar görüyor. Hı-hı. Bizi bizden daha iyi görüyorlar. Hı-hı. Çünkü şarkı söyleyen insan hislerini daha çabuk iletebiliyor. Ortaya koyuyor. Bestelerini nasıl yapıyorsun diye bir soru var. Nasıl yapıyorsun? Kendinde işte üretiyor. Hep küçük melodi, kendime göre ritim. Bir yöntemlerim var. Tamam. Onu anlatırsam herkes yapabilir. Ya tamam. Sesinle ilgili daha önce bir sıkıntı yaşadın mı? Evet, bazen ara ara kısılıyordu, hiç konuşamıyordum. Tamamen mi gidiyordu? Evet. Doktorlar sonra... Ne dediler? İşte daima su içmelisin dediler. Yani bu arada şarkı söyleyen herkes her gün daha çok, iki kat su tüketmeli. Soğuktan, çok sıcaktan korunmalısın dediler. Yani. Zararlı, sese zararlı ne varsa hiçbirini yapmamalıyım. Yapmamalısın. Çok seviyorum mesela, oturduğum yerde bir tane limonu yiyebilirim. Oh. Olmaz. Aslında güzel. C vitamini ama evet. Konser öncesi falan yapmamaya şeyler. Hayır. Mesela en sevdiğim şalgam suyu. Onu bile içiyorum. Dayanamıyorum. Her şeyi yapıyorsun. Evet. Tamam, sen seviyorsun. Yemekle alakalı bir evet, özel acılı şeylere daha fazla merakın olduğu belli. Acılı, ekşi. Konserlere çıkmadan önce nasıl hazırlıyorsun kendini? Ses olarak mı? Ses olarak. Psikolojik olarak. Nasıl önce sesten başlayayım. 2 saat öncesinde yemek yiyorum. 2 saat içerisinde boş olmalı. Daima su içiyorum. Zaten şu an için playback de, ama yine de canlı söylüyorum orada. Çünkü insanların tepkileri farklı oluyor. Ama playback mi yapıyor diye. Of. Ama şu an için öyle bir başlamak lazım. Şu an konserlerinde playback mi söylüyorsun? Evet, ama canlı da var. Yani altyapı üzerine. Altyapı üzerine söylüyorsun yani. Tabii bunu hissetmiyorlar. Yani playback de var, sen üzerine de söylüyorsun. Bazılarında akapella altyapı var. Yapıyorum. Akapella var bazısında. Süper. Onlar tamam. Daha güzel oluyor aslında akapella. Müziksiz insanlarla beraber söylüyoruz. Tamam. Psikolojik olarak da öyle işte. Ha? Bekliyorum zamanını, böyle başka bir şey yok. Yani genelde ses için rahatsız oluyorum. O da güzel olduktan sonra keyfim yerinde. Peki şu an kaç konser verdin şu an Türkiye'de? Şu an için tam takvim 20 tane. 20 ama konser. Daha eklenenler olduğu için devam. Paylaşmıyorum şey. Şu an kaç konser verdin? Şu an 20 konser verdin mi şu an Türkiye'de? 5 tane galiba. 5 tane verdim. Şu 5 konserde 4 tane. Öğrendiğin bir şey oldu mu? Sahneyle alakalı. Yani ilk konser nasıldıysa hepsi öyle. Genelde farklı bir şey yok. Ama yine de o kulisten sahneye çıkacağım zaman, o 10 saniye bitiyorum yani, mahvoluyorum. Mahvoluyorsun heyecanla. Ama sahneye geldiğinde, insanları gördüğünde hani gülüyorlar ya böyle,
sevgiyle bakıyor ama bitiriyor iş. Süper, süper güzel, çok güzel. Bak çok bir soru var. İleride uluslararası etkinliklerde veya yarışmalarda yer almayı düşünür mü? Şimdi öyle bir o soru ses gibi ki... bir şey değil bu ama. Yani uluslararası bir yarışma olabilir. Eurovision gibi olabilir. İşte bir şey olabilir. Uluslararası yarışmalarda performans muhakkak yabancı şarkı olmalı. Hani bağırabilmelisin. Bu arada ses yarışmalarında istenilen şey bağırmak diye düşünüyorum. Böyle yüksek sesle. Onu pek düşünmüyorum aslında. Belki de çalışırsam sesim üzerinde yapabilirim ama onu yapabilecek daha güzel sesli olan gençler var. Bence onlar ülkeyi temsil etse daha iyi olur. Daha iyi olur. Biz üretici olalım. Süper. Vallahi her şeyi konuştuk. Ne kadar hızlı konuştuk biz seninle böyle. Senin söylemek istediğin bir şey var mı takipçilerine? Ne bileyim seni şu an o kadar farklı bir kesim izliyor ki. Yani işte dediğim gibi arabesk dinleyen bir kesim izliyor, pop dinleyen izliyor, Azerbaycan... Herkesi yavaş yavaş çalıyorum. Evet, yani bu müthiş güzel bir şey. Sesinin aşığı bir sürü insan var. Dediğim gibi biz her akşam kamp yapıyoruz. Sura kampı var bizde yani. Öyle mi? Tabii, gel ciddi ciddi söylüyorum bunu, şaka değil. Diyoruz ki mesela, ah düştük işte şimdi batağa. Bir tane parçanı açtık mı gerisi geliyor bu. Ne demek ister? Bize ne demek istersin Sura? İyi dinlemeyi. Yok, aslında... Herkese teşekkür ederim. Yani sevgi kazanmak kolay bir şey değil. Bazen zamanını alır, bazen hayatını alır. İşte farklı şeyler. Ama dinleyen ve müzikle uğraşan, bir yerlere gelmek isteyen gençlere söylemek istediğim şu. Lütfen önce lisenizi bitirin. Sonra üniversitenizi bitirin. Ondan sonra karar verin yani. Birçok kişi daha küçük yaşta dinliyorlar. 12-13 yaşta falan. Şey aslında o da hani tanınıyorum ya, onların istediği şu an için tanınmak. Ama tanınmak için bence eğitiminizi asla yarım bırakmayın. Ben tamamladım bu arada hepsini. Diplomamı da aldım, ondan sonra başladım. Belki fikrinizi değişebilirsiniz yani. Bazıları için müzik doğru seçim değildir. Bazılarının ise benim gibi mesela aşktır diye geldim. Aslında başka şeyler yapabilirdim. Şu an yani. Nasıl mesela? Öğretmenlik yapabilirdim, başka tercümanlık şey yapabilirdim, işte şirketlerde çalışabilirdim ki yine de yapabilirim çalışırsam biraz. Ama müzik aşkı götürüyor ister istemez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama ben bu sesini duymak istiyorum. Bir şeyler duymak istiyorum. Biz her gece bunları dinliyoruz. Bir de canlı canlı duyuyor da kendinden geçeyim şurada. Tamam. Geçebilir miyim oraya? Aa gel. Ben seni çekeyim kamerayla alayım. Tamam. Çok daha mükemmel olur. Piyano, sana piyano açtım. Oo, piyano bile açık. Dur bir kamera daha kurayım. Öyle bir taneyle gönder misin? Ben zaten senden gelen her çileği, her kederi kabul...